Bilal öldü derler ise sakın inanmana. Bil ki ben şehit olmuşum, şehitler ölmez ana. Bir derdimiz, bir tasamız oluştu. Bu tasanın adı da İslam'dı tabii ki. Bizim okuduğumuz kitaplar vardı. Seyyid Kutuplar, Mevdudiler, Hasan El Benna'lar. Şu an mesela ben seyyar satıcılık yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. İnsan sevmediği işi yapmamalı. Çok iyi dost olmak isterdim Bilal Yaldızcı'yla. 90'lı yıllarda her Şubat ayında bir dizi şehadet programı olurdu. 23'ünde şehit Metin Yüksel alınır. Tekiner Tayfur, Bilal Yaldızcı, Selami Yurdan. Bunlar o dönemin parlak isimleri. Biz öğrenciyken sahip olduğumuz derdin adı ümmet bilinciydi aslında. Nizamettin Bey, biz sizi bestekarlığınızla, Bilal Yaldızcı için özellikle yazmış olduğunuz marş vesilesiyle tanıyoruz. Fakat sizi hiç tanımayanlar için Nizamettin Türeyenci kimdir, bize anlatır mısınız? 1975 Muğla Yatağan doğumluyum. Ailemiz, babam bir memur olduğu için Anadolu'nun birçok yerlerinde bulunduk. İlkokul, ortaokul, lisenin son dönemlerine kadar çok seri tayinler yaşayan bir aileyiz. Birçok yerde bulunduk. Doğu, Güneydoğu, Marmara bölgesi falan hep geldik. En son Antep'te kaldık. Aslında Antepliyiz. Şu an herhangi bir müzik faaliyetinde bulunmuyorum. Şu an seyyar satıcılık yapıyorum. 5 yıldır bu işi sürdürüyorum. Bu yanlış bir düzen, şu anki düzen. Bunun için başladım seyyar satıcılığa mesela. Nasıl? Yaşım da az değil. Mesela 47 yaşındayım, 75'liyim. İşsizlik ve buna bağlı olan problemlerin ben geçici olduğunu düşünüyorum. Ve imkanlarımı bir an önce zorlayıp, işimi yoluna koyup, mesela işimi genişletmeyi düşünüyorum. İşimi yaparken kendime göre zorluklar yaşıyorum. İşimi severek yapıyorum. İnsan sevmediği işi yapmamalı. Ben müzikten uzak değilim. Müzik için de devam ediyorum. Ama şu an sadece geçici olarak geçimimi sağlamak için bu işi yapıyorum. Nizamettin Bey, sizin grup yürüyüşle ve grup genç ile zaman zaman bir yollarınızın kesiştiğini biliyoruz. Nasıl oldu? Bunu bize anlatır mısınız? Sizin bestekarlık, söz müzik yazarlığı hikayeniz nasıl başladı? Grup genç daha önce, grup yürüyüş daha sonra gelişti. Grup genç dönemi bizim gençliğimizin ilk dönemi, lise ve hemen sonraki dönemler diyebileceğimiz dönemler. O dönemler 90'lı yıllara tekabül ediyor. 90'lı yıllarda daha ziyadesiyle böyle sosyal ve kültürel çalışmalar olurdu. Biz İstanbul'a gelmiştik. Ondan sonraki dönemde de ailecek İstanbul'da kaldık zaten. Bir İzmir oldu. Ondan sonra tekrar İstanbul'a döndük. Lisede tabii ki şimdi öğrencilik hayatı şöyle bir şey. Her öğrenci, her çocuk ailesinden de bir şey getiriyor okula, okuldan da arkadaşlık, sosyal çevresinden de bir şeyler götürüyor ailesine. Böyle bir dönemde gelişiyor insan. Gençliğinin de tam o ergenlik, böyle kendini tamamladığı dönemler, yeni şeylere açık olduğu dönemler. Dolayısıyla biz de o dönem okuduğumuz kitaplar, edindiğimiz arkadaşlıklar sonucunda bir derdimiz, bir tasamız oluştu. Bu tasanın adı da İslam'dı tabii ki. Müzik aslına bakarsanız tarihsel bir boyutu olan bir konu. Siz nasılsanız onun sonucu olan ürünler çıkıyor sizden. Dolayısıyla yavaş yavaş Grup Genç başladı. Grup Genç'le nereden baksanız 7-8 yıl işler yaptık. O dönemler çok güzeldi. 90'lı yıllarda özellikle okuduğumuz kitaplar, edindiğimiz bilgiler, kurduğumuz arkadaşlıklar çok önemliydi. Mesela benim hayatımda aynı Bilal Yaldızcı gibi önemli olan bir isim daha var. Benim eniştem, kız kardeşimle evliydi, rahmetli oldu. Adnan Balcı, Adnan abiyle tanıştık, rahmetliyle. Adnan abi çok böyle güzel bir insandı. O dönemki gençlik hareketleri, gençlik çalışmaları, sosyal kültürel faaliyetler bunlar. O dönemler içerisinde böyle parlayan insanlar olur. Adnan abi böyle bir insandı. Çok fedakar, gerçekten vermeyi çok iyi bilen bir insandı Adnan abi. Benim hayatımda gerçekten çok büyük etkileri olan, okuduğum kitaplarda, kurduğum arkadaşlıklarda gerçekten büyük çabası olan bir insandı. Emeğini asla ödeyemem. Bizim okuduğumuz kitaplar vardı. Seyyid Kutuplar, Mevdudiler, Hasan El Bennalar. Biz öğrenciyken sahip olduğumuz derdin adı ümmet bilinciydi aslında. Bu çok önemli bir konu. Ve ümmet gerçekten Filistin olsun, Afganistan olsun ki Bilal Yaldızcı Afganistan şehididir. Bosna'da olsun, o dönemler 90'lı yıllarda ve aslında adını burada anabileceğimiz irili ufaklı birçok yer daha var. Eritre, Moro, birçok yerde gerçekten büyük bir savaş veriyordu. Bizim Türkiye'deki gençler olarak biz bunları okuyorduk, görüyorduk ve bu bizi inanılmaz derecede tetikliyordu. Şöyle ki, mesela yoldaki işaretleri Seyyid Kutub'u okursanız, orada nasıl bir dönüşüme, değişime sahip olmanız gerektiğini gerçekten size aktarıyor. Mesela Mevdudi'nin 4 terimini okursanız, orada ilah, Rab, din, ibadet konularını özellikle vurguluyor. Mesela 90'lı yıllarda her Şubat ayında bir dizi şehadet programı olurdu. Yani Şubat ayı dedik mi, mesela 23'ünde şehit Metin Yüksel alınır Fatih Camii'nde. Ve bu bir dizi şehit, Tekiner Tayfur, Bilal Yaldızcı, Selami Yurdan, bunlar o dönemin parlak isimleri, o dönemin bu şekilde parlamış güzel insanların. O marşı yazmayı siz kendiniz mi istediniz, yoksa sizden yani Nizamettin, hani çok güzel yazıyorsun, biri için bir yazsan? Hayır, ben yazmak istedim. Bizim Grup Genç'te işler öyle gidiyordu o dönemler. Ben bunun hiçbir zaman, belki bir arkadaşınız sizden böyle bir istekte bulunmuş olabilir, samimiyeti doğrultusunda da özellikle bunun yapılması gerektiğini düşünen arkadaşımız yani birine birinin söylemesinden ziyade hep kendimizden geliyordu. Söylediğim gibi hep girdi ve çıktı işidir, ilham işi. O marşı yazdığınız günü, geceyi hatırlıyor musunuz? Evet, bir Ödemiş programıydı yine. Ödemiş'te rahmetli Fikri amcayı, Bilal'in ailesini, Feride teyzeyi bir ziyaretimizde oldu bu. Zaten belli bir yoğunluğunuz ve belli bir bu konuda duygunuz pekişmiş oluyor. Zaten bildiğimiz bir insan Bilal. Bilal yanlış hatırlamıyorsam 67 doğumlu bir insan. Bilal Yaldızcı. 87'de de şehit oluyor. 20 yaşında şehit oluyor yani. Ve ailesinden öğrendiğim bilgiler, genç yaşlarda çok aktif, parlak bir delikanlı olduğu. Bilal Yaldızcı ilk Afganistan şehidi bildiğim kadarıyla. En azından ilk olmasa bile belki ilk gidenlerden birisi diye hatırlıyorum. Mesela mezarlık ziyaretleri yapan birisi, 20 yaşından daha küçük yaşlarda. Gece mesela kardeşleri Bilal'den bahsederken gece geç saatlerde mezarlıktan geldiğini falan söylüyor. Bize okumak ister misiniz? Biz okuruz, çok okuruz. Olur, hay hay. Kanlı gömleğimi göğsüne basıp tağuta lanet okursun, ağlarsın ana. Yürekler avuçta, dağlara çıktık. Şehit şehit vardık, düşman üstüne ana. Bilal öldü derler ise sakın inanma ana. Bil ki ben şehit olmuşum, şehitler ölmez ana. Bilal öldü derler ise sakın inanmana. Bil ki ben şehit olmuşum, şehitler ölmez ana. Şehitler ölmez ana. Şehitler ölmez ana. Şehitler ölmez ana. Çok iyi dost olmak isterdim Bilal Yaldızcı'yla. Çok yakın olmak isterdim. Samimi, yürekten söylüyorum. Bilal öldü derler ise sakın inanma.